KPSS skandalını olduğu günden bu yana konuşuyoruz ve şimdi bir şaibe iddiası daha var sevgili izleyiciler. Onu hemen ekrana taşıyacağız. Polislik sınavı bu kez. Polislik sınavları için yayınlar hazırlayan Kariyer Hocam adlı bir yayının deneme kitapçığında 18 sorunun aynısının Polis Amirliği Eğitim Merkezi giriş sınavında sorulduğu iddia ediliyor. KPSS'nin ardından bir başka sınavda şaibe iddialarıyla gündemde. Polislik sınavları için soru kitapçıkları hazırlayan bir yayın evi, hazırladıkları deneme kitapçığındaki 18 sorunun Polis Amirleri Eğitimi Merkezi giriş sınavında sorulduğunu duyurdu. Biz Mart ayında hazırlamış olduğumuz, sorularını özenle seçtiğimiz, aylarca emek ettiğimiz bu polis misyon koruma kitabımızdan dünkü PAYEM 7 sınavında tam 18 soru geldiğini sizlerden öğrenmiş bulunmaktayız. 7 iklim yayınlarının soru kitapçığındaki bazı soruların 2022 KPSS'de aynen sorulduğu ortaya çıkmış, gelen tepkiler sonrasında sınav iptal edilmişti. Soru skandalının yankıları sürerken bu kez polislik sınavları şaibe iddialarıyla tartışma konusu oldu. Polislik sınavları için yayınlar hazırlayan Kariyer Hocam adlı yayının deneme kitapçığındaki 18 sorunun aynısının Polis Amirleri Eğitim Merkezi giriş sınavında sorulduğu iddia edildi. Hani neye niyet neye kısmet derler ya, biz Mart ayında hazırlamış olduğumuz, sorularını özenle seçtiğimiz, aylarca emek ettiğimiz bu polis misyon koruma kitabımızdan dünkü PAYEM 7 sınavında tam 18 soru geldiğini sizlerden öğrenmiş bulunmaktayız. Detaylı incelediğimizde de 14 sorunun da benzer şekilde geldiğini, toplamda 32 soruya bu kitapta dikkat çektiğimizi sizlerden öğrenmiş bulunmaktayız. Kariyer Hocam'ın YouTube hesabından yayınlanan videoda deneme kitabında yer alan ve sınavda aynen sorulduğu iddia edilen sorulara tek tek yer verildi. Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Yapısı içinde yer almaz? Aynen gelmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız girdiğiniz sınavda İl Emniyet Müdürlükleri, burada da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü olarak geçiyor. Bir diğer soru, Türkiye'nin boğazlar ile ilgili sorunlarının büyük oranda çözüme kavuştuğu anlaşma yaşadıklarından hangisidir? Aynen gelmiş bu soruda. Doğru cevabımız burada da sınavda da Ceyhan Montreux Boğazlar Sözleşmesi olacaktı diyoruz. Söz konusu videonun Kariyer Hocam isimli yayının YouTube hesabına sınavdan yalnızca bir gün sonra yüklendiği görüldü. Bir diğer sorumuz, TBMM'nin uluslararası alanda imzaladığı ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Biz bu soruyu değiştirerek deneme kitabımıza iki defa sorduk arkadaşlar. Dünkü PAYEM 7 sınavında da aynen gelmiş. Doğru cevap gümrü anlaşması olacak. İddiaların ardından Polis Amirleri Eğitimi Merkezi giriş sınavı ile ilgili bir inceleme başlatıp başlatılmayacağı merak konusu oldu.